dediğiniz gibi dünyanın her yerinde bu şekilde zıtlıklar olsa da Güney Afrika bu açıdan benim canımı en çok acıtan yerlerden biri oldu. Hepinize Cape Town'dan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere buranın zıtlıklar ülkesi olduğunu göstermek istiyoruz ve buranın asıl yüzünü göstermek istiyoruz. I would like us to see a little bit of this side. Township olarak adlandırılan bu bölgeler Güney Afrika'nın gecekondu mahalleleridir. Güney Afrika'da 1940'larda başlayan ırk ayrımcılığına dayanan apartheid döneminde siyahiler şehir merkezlerinden uzaklaştırılarak bu bölgelerde yaşanmaya zorlandı. Toplumda sadece belirli işlerde çalışmasına izin verilen siyahiler, beyazların yaşadığı yerlerden uzakta hiçbir altyapısı olmayan bu bölgelere itilmiştir. Güney Afrika'da nüfusun yarısı tenekelerden yapılmış bu evlerde yaşıyor. Şehrin her yerine dağılmış olan gecekondu bölgelerinde tam olarak kaç kişi yaşadığı bilinmiyor. How many people do you live here in this? You don't know. You don't know. You can ask the lady how many people live here. Yeah. Nobody knows. Fine, thank you. High five. Evlerin içerisinde basit bir mutfak ve sadece yatak için alan var. Bir evde ortalama 4 ila 7 kişi yaşıyor. Evler tenekelerden yapıldığı için yazın çok sıcak olurken kışın da oldukça soğuk oluyor. Ayrıca evlerin tuvaletleri dışarıda ve ortak kullanılıyor. Devletin kontrol etmediği bu alanlarda çok büyük altyapı problemleri de var. İnsanlar
kanalizasyon, temiz içme suyu, elektrik gibi temel ihtiyaçlara erişemiyor. Hatta temiz suya erişebilmek için township'lerin çoğunluğu nehir ve taşkın ovaların kenarlarına kurulmuş. Bu sebeple sel gibi felaketlere karşı da savunmasızlar. Aynı zamanda eğitim de bu bölgenin diğer bir problemi. Buradaki okullar belirli altyapıdan yoksun ve yetersizdir. Üstelik okullar sadece belirli bir alanda bulunduğu için her öğrencinin bu okullara erişme imkanı da yoktur. Okullara erişemeyen bu çocukların kolay para kazanmaya ve suça yatkınlığı oluyor. Devlet, ülkedeki güvenlik sorunundan şikayet ederken bu bölgelerde yaşayan insanların sorunlarını çözmek için hiçbir şey yapmıyor ve görmezden gelmeye devam ediyor. Evet, şimdi Township'tan sonra buranın en zengin bölgesi olan Camps Bay'e geldik. Camps Bay, Afrika'nın Miami'si olarak da anılıyor. Burası Güney Afrika'nın en zenginlerinin yaşadığı ve oldukça lüks bir yer. Township'te insanlar temiz su kaynağı bile bulamazken, buradaki insanların villalarının çatılarında genelde havuzları var. Olsa da Güney Afrika bu açıdan benim canımı en çok acıtan yerlerden biri oldu. Gerçekten gördüğümüz manzaralar karşısında çok üzülsek de bu dünyanın birçok yerinde her an olan bir şey. Cape Town'dan hepinize selamlar. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.